Ah bu çatı yok mu bu çatı ne kadar zorluyor seni değil mi edilgen fiille dönüşlü fiil arasındaki farkı konuşacağız. Bir kere aralarındaki fark neydi? Önce oralara bir girelim. Bir fiilin edilgen olabilmesi için l ve n eklerini kullanması şart. Ama bu dönüşlü fiillerde de var. E bu ortak bir özellikse benim işimi görmez. Bana ne lazım? İkisi arasında bir fark lazım ki bunu kullanabileyim. Hemen şöyle yapacağız. Cümlede bir özne bulacağız ve bulduğumuz özne asla o işi kendisi Yapmayacak. Yani hatırlarsan biz buna geçmişte ne demiştik? Sözde özne demiştik. LN eklerinden biri olmalı ama özne işi kendi yapmamalı. Sanatçının son kitabı tekrar basıldı. Basmaktan basılmak olmuş. Güzel. İki ihtimal var. Ya edilgen ya dönüşlü. Hemen öznesini bulalım. Basılan ne? Sanatçının son kitabı. Burası da bu cümlenin öznesi olmuş. Peki bu özne bu işi kendi yapar mı? Yapmaz. E özne gibi duruyor. O zaman ne tür bir özne? Sözde özne. Fiilin çatısı ne olur o zaman? Edilgen olur. Edilgen böyle bir şeydi. Peki dönüşlük nasıl bir şeydi? Orada da LVN eklerine ihtiyacımız vardı edilgenlikte olduğu gibi. Fakat bu sefer bir fark var. Bu sefer özne işi hem yapıyor hem de yaptığı işten etkileniyor. O halde gerçek özne söz konusu. Hemen bakalım. Polis hırsızın üzerine atılı verdi. Şimdi yüklemim şurada atmaktan atılmak derken burada istediğim ek var. Atılan kim? Özneyi bulalım. Polis özneyi buldum. Peki bu özne bu işi kendi mi yaptı? Hırsızın üzerine atıl veren kim? Polis. Polis bu işi kendi yaptı. Peki bu işten etkilendi mi? Kimi attı hırsızın üzerine? Kendini. E, fiziksel olarak bu işi hem yapan hem de bu işten etkilenen kişi kendisi. O yüzden buna da gerçek özne demek lazım. E fiilin çatısına da ne demek lazım işte? Dönüşlü demek lazım. Fakat şöyle bir problem var. Aynı fiili hem edilgen hem dönüşlü yaparak kullanabiliyoruz. Ve bunların genellikle altını çizerek soruyorlar. Sen ısrarla mutlaka cümle içinde değerlendir. Bağlam her şeyi değiştirebiliyor. Bebek doğumun ardından hemşirelerce yıkandı. Şimdi yıkanan kim? Bebek. Öznemiz bu. Hemen sen şuna bakmalısın. Yıkamaktan yıkanmak. E, istediğim ek var. Ama özne işi kendi yapmış mı? bebek bu işi kendi yapmaz. O zaman bu bir sözde özne ve fiilin çatısı için ne demek gerekir burada? edilgen demek gerekir. Sporcular maçtan hemen sonra yıkandı. Yıkandı derken gene aynı şey var. Yıkanan kim sorusuyla bu sefer özneyi böyle buluyoruz. Sporcular bu işi hem kendileri yapıyorlar hem de bu işten etkileniyorlar. O zaman burada bir gerçek özne söz konusu ki asıl belirleyici olan şey de bu. Artık bu fiil için ne diyeceğiz? Bir dönüşlü fiilmiş. Dikkat ettiysen aynı şekilde yazılan iki sözcük bunlar. Aynı ek kullanılmış fakat kullanıldığı cümleye göre işler değişiyor. Altta kendini dene ve sonra ben Deniz'le. Babam işten kovuldu. Kovulan kim? Babam. Fakat babam bu işi kendi yapmadı. Burada bir sözde özne var ve bu fiilin çatısı için edilgen diyebilirim. Babam işten ayrıldı. Ayrılan kim? Babam. Gene özneyi buldum. Fakat babam bu işten e, ayrılan kişinin kendisi. Yani bu işi kendi yaptı. Ve kendini ayırdı bu işten. Bilerek, isteyerek yaptı. Özneyi şeyim yaptı. Hem etkilendi dolayısıyla bunun çatısı içinde ne demek gerekecek? Dönüşlü demek gerekecek. Evet kullandığı yere göre ve cümledeki öznenin işi yapıp yapmamasına göre bu ikisini birbirinden ayırmak mümkün. Çatılarla ilgili neler var daha dinlemen gereken hepsini konuştuk. Biz Türkçe Master Class'ta bekliyoruz seni de aramıza. E, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutma lütfen. Şuralarda bir yerde bir e, paragraf nasıl fullenir videomuz var ona göz atmanı tavsiye ederiz.